Milliyet Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda yanımda oyun ve e-spor dünyasının Türkiye'deki duayenlerinden biri olan Meriç Eryürek var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Gaming İstanbul ve oyunlarla ilgili kısa bir röportaj gerçekleştirmek istiyorum ben sizde. Zaten hani 2 hafta kaldı Gaming İstanbul'a da. Ve siz Gaming İstanbul'un şu an en önemli kişilerinden birisiniz. Bazı bilgileri sizden almak herkes için daha iyi olacaktır. Öncelikle Gaming İstanbul, Avrasya'nın en büyük oyun fuarıydı sanırım. Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük oyun fuarı. Hem ziyaretçi hem profesyonel ziyaretçi anlamında. Avrupa'nın en büyük 5 fuarından biri. Peki böyle büyük bir fuar fikri nereden çıktı? Ortaya nasıl geldi, nasıl gelişti? Ya aslında hikayesi onun biraz komik diyebilirim. Şöyle, oyun fuarının fikri nereden çıkar? Oyun oynarken çıkar. Direktörümüzle beraber biz Rift denilen bir oyun oynuyoruz. MMORPG türünde. 40 kişilik gruplar halinde dünyanın değişik yerlerinden buluşup işte ejderha, büyücü, zindanlarda savaş, işte şey bir yeri istila etmek filan. Hem beraber oynuyoruz dünyanın değişik yanından 40 insanla. İçlerinden bir tanesi de ses kanalından şeye gitmişti, Gamescom'a ya E3'e. Sürekli anlatıyor ama şöyle iyiydi, böyle iyiydi filan. Bizim direktörümüzün eski işi de yani Türkiye genelinde çok büyük kongre ve organizasyonlar yapmak. En önemli boss'la dövüşüyoruz. Ben de main tank dedikleri şeyim. Yani en başta ben varım, ben ölünce herkes ölüyor filan. Ama bir sıkıldım ki yani anlatılamaz. Çünkü şey aynı rutini defalarca oynuyoruz. Böyle çocuk da anlatıyor, devam ediyor ballandırarak. Ben dedim ki ya biz hani niye Türkiye'de böyle bir fuar yok? Hani çünkü şey yüzyıllardır, en azından yarım yüzyıldır bize hep şeyi anlatıyorlar. Yani işte Anadolu kültür köprüsü Asya ile Avrupa arasında, ticaret köprüsü Asya ile Avrupa arasında. Neden oyun köprüsü olmasın diye bir şey geldi aklımıza o anda. Yapılır mı yapılır filan derken tabii ben ölünce herkes öldü raid'deki. tabii şey yani hep şey derler yani büyük bir iş fikrini hayata getirmek için 3 şeye ihtiyaç vardır. Hani cesur yatırımcı, cesur ajans ve hani cesur da bir ekip gerekir derler. Hemen biz yatırımcımıza döndük. GL Event zaten globalde çok büyük bir organizasyon firması. Dünyanın 2. 3. organizasyon firması skalada değişiyor. Gecenin 3.30'unda filan bir mesaj attık, dedik biz böyle bir şey düşünüyoruz. Türkiye'deki CEO'muz inanılmaz vizyoner bir insan. 4'ü 4 geçe filandı galiba, böyle mail geldi, go, o kadar. Sadece go dediler. Biz başladık, tabii 2 yıl filan sürdü fizibilitesi. Ondan sonra da şimdi 5. Gaming İstanbul'u yapıyoruz. %30 büyüme oranıyla gidiyoruz. Türk oyuncular da bizi sevdi herhalde diye düşünüyorum. Bu yıl Gaming İstanbul'a kimler katılacak? Or. Hangi firmalar katılacak? Ya ben bu sorudan çok korkuyorum. Yani iki sorudan çok korkuyorum. Neden? Birincisi ne iş yapıyorsunuz? Yani tarif edemiyorum. En sonunda eskiden kalma reklamcılık geleneğiyle şey dedim. Ben %30 marka yöneticisi, %30 akademisyen, %30 yazar, %100 oyuncuyum diyorum. Bu sefer tiyatro oyuncusu zannediyorlar. Nerede sahneye çıkıyorsun diyorlar. Gamer demeye başladım. Bir de bu sorudan çok korkuyorum. Çünkü Gaming İstanbul fazla büyük. Yani hakikaten proje olarak çok büyük bir proje ve anlatması çok zor. Zaten kendi içinde 9 tane ayrı alanı var Gaming İstanbul'da. Alışveriş alanı var, gösteri alanı var, turnuva alanı var, profesyonel alanı var vesaire filan. Çok özet geçeyim o yüzden. Şimdi Gaming İstanbul globalde bulabileceğiniz en büyük 10 fuarda ne varsa Gaming İstanbul'da onların hepsi var. Yani onu söyleyebilirim. Ha tabii şey mi, dünyanın en büyükleriyle yarışıyor mu? Arkadan yavaş yavaş yakalamaya başladım tabii ki. 18 milyonluk bir şehirde 100 bin ziyaretçi hedefini biz şu anda şey gibi görüyoruz, yani konservatif bir hedef. 18 milyonluk şehirde 400-500 bin yakaladığımız zaman biz başarılı kabul ederiz. Ama genç bir puan zaman içinde yakalayacaktır. Bu senenin highlightları neler? Şimdi birincisi benim en çok gurur duyduğumu söyleyeyim. Her sene benim gurur duyduğum bir şey oldu Gaming İstanbul'da. Bir kere Tencent dünyada İlk defa Çin dışındaki lansmanı Gaming İstanbul'da yaptı. 2017'de yaptı. İnanılmaz bir şeydi bizim için. Arkasından kendi etkinliklerinden başka bir tek Gamescom'a giden Blizzard turnuva yaptı Gaming İstanbul'da. Ubisoft turnuva yaptı ki hani şey, yani Türkiye'ye pek yaklaşmıyorlardı böyle filan. O Netmarble işte Star Wars Force Arena'yı yaptı filan, böyle bir sürü bizim milestone'umuz var. Bu seneki milestone'umuz bana en çok gurur veren şey Mount & Blade 2 Bannerlord.
Gaming İstanbul'da olacak. Team Deathmatch yapılacak ve ziyaretçi açık yapılacak. Oo. Yani şey hani ben fuarla mı ilgileneyim, sanatta mı yaşayayım bilemiyorum. Bannerlord'u merak eden gelsin o zaman. Ya Bannerlord'u merak etmeyen mi var? Yani şey hani gerçekten şey hani biz bir duyurduk hani Gaming İstanbul'a geliyorlar diye. Yabancı basın şey ya bizi de davet edin falan diye. Çünkü ya yabancı basında da herkes gamer, yani çoğunluk gamer. Yabancı oyun sektörü profesyonelleri de gamer. Ve mesela şey yani Mount & Blade o kadar efsanevi bir ürün ki, şimdi isim zikretmeyeyim çok ayıp olur ama dünyadaki en yüksek profil MMORPG oyunlarından birinin tepesindeki beyin, CEO'su, onlar da Gaming İstanbul'a katılmışlardı zamanında. Şöyle bir ricası oldu. Ben Türkiye'ye gelirim, özel uçağım atlar gelirim, hangi gün hangi saat isterseniz gelirim, beni Armağan Bey'le tanıştırın. Çünkü Bannerlord gerçekten dünya oyun endüstrisinde bir şey, çok büyük bir şeyleri değiştirdi. Zaten şey yani bütün zamanların en iyi 100 PC oyununda bir sürü derecesi var. İnanılmaz ödüller aldı filan. Şimdi onlar geliyor, biz çok heyecanlıyız. Bir kere hani ya onu söyleyeyim, çok aşırı heyecanlıyız bir o tarafta. Öteki tarafta bu bizim biraz fazla çalıştık o konuda ama bu arada Tailverse'ü de ikna etmek kolay olmadı. Çünkü çok yüksek profil firma. Hani globalde çok başarılılar filan. Lokal fuarlara pek girmezler. Sağ olsunlar geliyorlar. Onun haricinde Funcom diye bir firma var. Türk oyuncuları yeni yeni duymaya başlayacak. Aslında 20 yılın üstünde buralardalar. Ama yine efsanevi bir title Conan Exiles diye bir oyunları var. Türk oyunculara inanılmaz uygun. Peşlerinden çok koştuk. En sonunda ikna ettik. Oyunu Türkçeleştirmeye başladık. Herhalde o da Mart gibi falan biter. Onlar da Gaming İstanbul'da süper olacak. Conan Exiles'i gösterecekler. Çok, o da gerçekten hoş bir oyun. Yani ikisi mukayese kabul etmez ama çok ayrı türlerden. Ve biri diğerinden tabii çok daha sonra yapıldığı için. Yani kesinlikle şey yapmıyorum. Ben de mukayese etmiyorum ama o da gerçekten çok iyi. Onun haricinde sektörün zaten hani bilindik markaların çoğu var Gaming İstanbul'da. Hani listeyi böyle saymaya kalksam bayağı uzun olacak ama HBO Man Gaming İstanbul'da olacak. Şeylerle. Herhalde bize sürprizleri var. Logitech Gaming İstanbul'da olacak. Red Bull ve Monster Energy zaten hani olmazsa onlar olmazlar. Zaten oyun segmentinde olmazsa olmazlar bizim için. Büyük sürpriz şey var. Nimo TV. Çok büyük bir mobil yayın platformu. Onlar böyle korkunç etkinliklerle falan geliyorlar ama onları söyleyemem. Firmaların sürpriz kendi, olsun. Yani onların kendilerini söylemesi gerekiyor gerçekten. Mount & Blade'i söyleyebildim. Conan Exiles'i söyleyebildim. Çünkü artık büyüdük diye. Şimdi Nimo TV'niz bir duyuru yapmadı ama büyük giriyorlar. Hı-hı. Onu söyleyebilirim. Başka yani çok fazla firmamız var gerçekten. Hani şey beni test ediyorsunuz gibi hissetmeye başladım. Çok fazla firmamız var. Mesela bu yıl Maximum Gaming orada olacak. Migros orada olacak gördüğünüz kadarıyla. Bu arada var ya. Yani. Bayağı da oyunumuz da var. Tabii bunun yanı sıra işte çocuklar için bir alanımız var. Orada bir şey Dream Figures orada olacak. Şeyler yani çocuklar ve gençler diyeyim daha doğrusu. Zokkos her zaman bizim hani şey zaten yerleşik firmamız. O yine orada olacak. İşte bu sene planlarından bir tam bilmiyorum ama sürprizler olacak ve turnuvalarımız genelde onlar yapıyorlardı. Böyle. Türkiye'de oyun deyince çok büyük bir istek var ama bunu karşılayacak hiçbir yer yoktu. Genel olarak 5 sene öncesine kadar. Peki bu Gaming İstanbul'un başarısını neye bağlıyorsun? Yani şöyle, ekipteki herkes oyuncu. Biz gitmek istediğimiz fuarı yapıyoruz. Yatırımcımız, CEO'muz, yöneticilerimiz bizi destekliyor. Çünkü direktörümüz de Cevher Hanım hardcore oyuncu, ben hardcore oyuncuyum. Ekibimizdeki herkes hardcore oyuncu, hep öyle başladık. Ajansımız hardcore oyuncu, işte üçüncü partilerimiz hardcore oyuncu falan. Gitmek istediğimiz fuarı yapıyoruz. Yani bunu bir iş gibi yapmıyoruz aslında bakılırsa. Profesyonel tarafı evet bize ait ya ama bir oyuncu içeri girdiğinde ne bulmak ister bunu bildiğimiz için onu yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye şartlarında tabii. Yani hobiyi işe çevirmek. Evet, Mark Twain'in dediği gibi yani hani hobisiyle para kazanan insan en mutlu insan. Aynen öyle. Oyun sektörü tabii zorlu bir sektör, çok hızlı bir sektör. Ama evet mutluyuz, yaptığımız işten mutluyuz. EA Games, Konami, Activision gibi büyük oyun firmaları var. Ve hani dünyanın oyun anlamındaki bütün ne gerekirse yapan firmalar ve hani belirli bir seviyeye getirdikten sonra da artık oyunu bırakıyorlar zaten. Yani insanlar kendi kendine devam ettirmeye devam ediyorlar. Bu firmalar neden Türkiye'ye gelmiyor ya da Türkiye'ye neden yeterli yatırım yapamıyorlar? Yani şöyle, bu bir pazar büyüklüğüyle ilgili. Aslında bakılırsa çok uzun yıllar bu firmalar
Amerika, Avrupa endüstrilerine çalıştı. Şimdi pazarları satüre oldu. Artık orada yapabilecekleri satışın bir limiti var. Hı hı. Ne yaptılar? Bu tarafa döndüler. Türkiye'ye, Orta Doğu'ya döndüler. Ama biraz geç kaldılar. Bir pazarlama faaliyeti yapmadılar. Dolayısıyla pazarlama faaliyeti olmadığı için satışa da yansımayınca bir sonuç almadılar sene sonlarında. Ve Türkiye onlar için hep bir Excel tablosunun en aşağılarındaki ülke olarak kaldı. Ama şimdi geçtiğimiz 5 yılda bir anda nüfusun %51'i 25 yaşın altında Türkiye'de. Herkes oyun oynuyor. Yani 30.8 milyon aktif oyuncu var Türkiye'de. Şimdi firmalar bunu keşfettiler. Türkiye'de bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hepsi çalışıyor bu arada. Ama geçmiş yaptıkları hatalar sebebiyle de şimdi rakamlarına baktıkları zaman Türkiye pazarına büyük bir giriş yapmak için gereken finansal bazı bulamıyor. O yüzden böyle iki arada bir derede geliyorlar, bize danışıyorlar. Türkiye'de ne yapalım? Diyoruz ki yani 20 yıldır bir şey yapmıyorsun, 10 yıldır bir şey yapmıyorsun. Sıfırdan başlıyor gibi olacaksın Türk oyuncusu için. Bu arada iletişim yapan firmalar öne geçtiler. Yani mesela bir Riot Games gerçeği var. İşte dünyadaki en büyük 3. ofisini Türkiye'de kurdu. Neden Türk oyuncularla birebir iletişim kurdu da onun için bu başarının bir sırrı var. Bu yıl fazlasıyla bir hareketlilik var Türkiye tarafına yönelik. Önümüzdeki yıllarda muhtemelen firmalar tabii ki Türkiye'ye tek tek giriş yapacaktır. Bu nüfusu kaçırmazlar, onu söyleyeyim. Yani bir Avrupa ülkesi kadar büyük bizim gamer, oyuncu nüfusumuz. Yani öteki taraftan da hepinizin bildiği tabii alım gücü durumu var. Dolar-Euro endeksi durumu var. Oyunlar bizde çok pahalı, gerçekten çok pahalı. O yüzden de hani bir şekilde bir destek gerekiyor ki en azından oyunların belki yani vergilerin indirilmesi için. Şimdi bu fiyat konusu konuşulmuşken, söylenmişken benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bundan bir 5 sene önce, 6 sene öncesine kadar falan baktığımızda Türk oyuncuların geneli orijinal ürün almıyordu. Son zamanlarda oyuncu kitlesinde de, Türkiye'deki oyuncu kitlesinde de bir bilinçlenme söz konusu ve hani bunun nedeni nedir? Size soruyorum. Benim aklımdaki şey ise dil desteğinin eklenmesi olarak görüyorum. Siz ne olarak görüyorsunuz? En birimiz Türkçe dil desteğinin eklenmesi ve Türkçe pazarlama faaliyetlerinin başlaması. Doğal olarak şöyle de bir durum var. Bu firmalar Türkiye pazarına yönelik çalışmıyorlar. Şimdi yavaş yavaş çalışmaya başladılar. Tüketici ortada bir ürünün sahtesiyle orijinali arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsa alım gücü dahilinde her zaman orijinalini seçer. Birinci sebep o. Yani Türkçe olması. İkinci sebep de yani alım gücüne yönelik lokalizasyon yapan firmalar burada çok satıyorlar. Bu da bir gerçek. Yani Türkiye'nin normlarına uygun fiyatlandırma yapan firmalar burada çok satıyorlar. Aynen. Bir de o gerçeğe yönelik hareket etmesi gerekiyor firmaların. O zaman bu noktada PlayStation işte yaptığı PSN indirimleri üzerinden Türkiye'deki birçok oyuncuya erişmeye başladı. Hatta PC oyunculuğu tarafında da birazcık sönük kalmaya başladı bu nedenle PC tarafı. Ya ben tabii şimdi ben platform ayırt etmem. Yani dolayısıyla ama profesyonel anlamda soruyorsanız profesyonel gözüyle PlayStation'ın Türkiye stratejisi çok doğru. Çok zor bir pazarda çok iyi dağılım gösterdiler gerçekten. Yani hem title'ları hem oyunlarını hem konsollarını son derece iyi pazarlıyorlar. PC oyuncularını ne kadar etkileyecek konsoldaki bu durum? Şimdi bu biraz aslında çiftli bir denge. Konsol oyunları PC'ye port edilmeye başladı. PC oyunları konsola port edilmeye başladı. Bu ne getirir? Multi platform oyunları getirir. Herkes kendi zevkine göre oyun oynamaya başlar. Tercih ettiği hardware. Mesela hani ben oyuncu olarak klavye ve mouse'suz çok zor FPS'li oyun oynarım. Ama bir RPG oyununu konsolda oynayabilirim. İyi olan kazanır. Yani bu da yani gerçekten iyi oyun. Zaten hani donanımlar gerçekten artık çok iyi. Yani ihtiyacımız çok üstünde teknoloji taşıyorlar. Zaten bu gerçek. Konsollarda, PC'lerde iyi oyun, doğru port edilmiş oyun. İşte kullanıcı ara birimi doğru planlanmış, uygulanmış oyun falan kazanır. Her zaman kazanır. Her platformda kazanır. Yani iyi olan kazanıyor. Tabii, kesinlikle. Yani şimdi yani şöyle düşünün. Oyuncular bildiğimiz anlamda bütün yaratıcılık dallarının birbirine kaynaştığı bir ürünle karşı karşıya oyun. Yani işin içinde hikaye var, senaryo yazarlığı var, 3D var, sinematografik var, müzik var vesaire vesaire. Şimdi iyi oyuncular çok iyi spot. Yani hemen nokta atışı bulurlar zaten. Ve biz
çok da şey, geniş bir network olmamıza rağmen birbirimize çok bağlı bir network'üz. Hemen de birbirimize dağıtırız. Zaten sağ olsun influencer'larımız hemen söylerler yani çok kaliteli oyun alın diye. Dolayısıyla iyi olan kazanır. Eninde sonunda bütün oyun sektörünün dayandığı şey oyun stüdyosunun yaratıcılığı. Onu unutmamak lazım. Geri kalan platform fark etmez. Eninde sonunda bütün platformlar birleşecektir. Büyük ihtimalle. Yani. Zaten crossplay'ler falan başladı artık yavaş yavaş. Crossplay bence muhteşem bir şey oldu mesela. Herkes istediği seçenekte oynayabiliyor. Konsol firmaları yatırım yapıyor. PC hardware firmaları yatırım yapıyor. Oyun firmaları yatırım yapıyor. Daha ne olsun? Biz kazanıyoruz oyuncuları olarak yani. Peki o zaman konsollardan girmişken bir soru daha sormak istiyorum bu yıllarla ilgili. Yeni konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X ile ilgili. Donanımları ve hani Türkiye'deki fiyat ücret politikaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha açıklanmadı ama hani bir fikriniz vardır illa. Var tabii ki. Şimdi ya konsol üreticileri zaten hiç riskli oynamıyorlar. Yani zaten halihazırda seri üretime sokulabilecek en iyi teknolojiyi evlere sokuyorlar. Orada kendi içlerinde rekabet ediyorlar. Dayandıkları teknolojiler aynı ama farklı ürün sonuçları elde ediyorlar. Dolayısıyla şey yani yeni jenerasyon konsollar hayretler içinde, hayranlık içinde izleyeceğiz. Onu söyleyebilirim. O kesin. Yani orada hiçbir şüphem yok. Öteki tarafta, fiyat tarafında onlar da tabii doğal olarak hani ekonomiye bağlılar. Ve orada euro, dolar, Türk lirası paritesi onları çok etkiliyor. Yani satış tarafında çok etkiliyor. Özellikle bu son dönemde çok arttı fiyatlar. Lokalize ediyorlar fiyatlarını bazen, kampanyalar yapıyorlar filan. Ama eninde sonunda Avrupalı veya Amerikalı bir oyuncudan çok daha yüksek maliyetli alabileceğiz bu ürünleri. Yani. Her ürün olduğu gibi diyelim yani bizim sektörde. Zaten gün geçtikçe de fiyatlar artıyor. Aslında şöyle, maalesef. Hani orada hani bizim aldığımız fiyatların arttığı yönde aslında fiyat stabil kalıyor. Fiyatı Türk lirasına olan endeksi artıyor. Yani şey o yüzden tabii biz hani günlük dilde artık alıştık. Fiyatlar artıyor. Evet çünkü bizim gördüğümüz değer fiyatı. Bize göre sadece. Ama bas fiyat değişmiyor aslında bakılırsa. Belki bir gün dediğim gibi yani bu bir takım desteklerle veya düzenlemelerle biz de daha ekonomik ulaşabileceğiz donanımlara. İnşallah. Diye ümit ediyorum. O zaman ben biraz da e-spor hakkında konuşmak istiyorum. Bizim ülkemizde, Türkiye'de e-spor çok fazla seviliyor ve takip ediliyor. Ama genel kanı şu şekilde. E-spor patladı, herkes çok para kazanıyor, yatırımcılar memnun, işte sponsorlar memnun, alan satan herkes memnun. Aslında yani bu şekilde değil. Yani yatırım yapan kişiler genellikle istediği geri dönüşü alamıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz ve bu konu hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Bu bizim Türkiye'de bir geleneğimizdir. İş dünyasında bir geleneğidir. Biraz panik ataklı hızlı hareket ederiz. Özellikle yatırım tarafında çok hızlı hareket ederiz. Hype ve real iş modellerini ayırt etme süremiz pek kısa değildir. Yani dotcom furyasında en çok zarar gören ülkelerden biri biz olduk. Çünkü hemen dotcom furyasında biz de olacağız. Bu genel olarak bir dalgalanma her zaman bizim sektörlerimizde olur. Bu benim zaten alışık olduğum bir şey. Şimdi şöyle, e-sporda iş modellerinin geleceği var mı? Var. Doğru iş modelleriyle mi Türkiye'de çalışıyoruz? Hayır, çalışmıyoruz. Çünkü e-sporu doğru analiz edemeyiz. Henüz ne olduğunu anlayamadık. Bir pazarlama gereci olduğunu farkında değiliz. Ve dünyayı değiştirecek teknoloji gözüyle bakıyoruz. Aslında değil, competitive gaming. Yani oyuncuların birbirleriyle mücadele ettiği bir oyun alanı yaratıyor, bir arena yaratıyor e-spor. Şimdi profesyonel anlamda tabii doğal olarak şimdi real spor takımlarının, real sporun kazandığı ilgiyi kazanması çok zor. Daha bir marka sadakati yok. Öteki tarafta şimdi Kore gibi değiliz. 25 yıldır, 30 yıldır bu işin içinde değiliz. Dolayısıyla henüz oturmuş markalar ve gelenekler yok. Zaman içinde bence şöyle bir ayrım olacak. Profesyonel e-spor kendi segmentinde devam edecek. O bildiğimiz konvansiyonel sporun bütün işte sponsorluk paketleri vesairesiyle desteklenecektir. Ama hiçbir zaman zannettiğimiz büyüklükte olmayacak. Bana kalırsa e-spor tırnak içinde değerlendirirken asıl konuştuğumuz şey bizim turnuva ve karşılaşma yani competitive game. Türkiye'de kazanacak iş modeli şu anda üstünde çalıştığımız iş modeli. Türkiye'de tüketici işin içine dahil eden modeller başarıya ulaşır. Biz Gaming İstanbul'da bunu görüyoruz. Tüketiciyi dahil ediyoruz, tüketici oynuyor. Yani oyuncu oynuyor, yani profesyonel oyuncuyu izlemek haricinde o modellerde hani biz başarı görüyoruz doğrusu. Gelecekte de bu tarafa doğru evrilir ama bir illüzyonu ortadan kaldırmakta fayda var. Dünyada, globalde oyun sektörünün büyüklüğü 136 milyar dolar.
5 yıllık hayıflanmanın sonucunda e-spor sektörünün büyüklüğü 1.3-1.4 milyar dolar. Yani total pazarı 136'da 1. Bu çok hızlı değişmez. Yani bir Kore, bir işte hatta Amerika geleneği dünyanın öteki tarafında oturmadı. Biz kendi modellerimizi bulmak zorundayız. Türkiye'de iki model var. Yani kazanç getirebilecek, markalara fayda ve firmalara kar getirebilecek iki model var. Henüz kimse buldu mu? Hayır. O zaman onlar neler? Onu söylemeyeceğim. Peki o zaman. Şimdi... İnşallah. Şimdi o zaman madem bu e-spordan konuşuyoruz, yayıncılar, influencerlar falan. Facebook son zamanlarda Twitch'e karşı yeni bir canlı yayın modeliyle ön plana çıkmaya çalışıyor. Ve hani farklı farklı şeyler yapıyor bunlar için, kendine çekebilmek için. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, bir geleceği var mı? Tabii ki olmaz mı? Şimdi bunlar bizim hani sadece rakamsal büyüklüklerini bile hayal etmekte zorlandığımız altyapılar. Yani Facebook'ta, Twitch'te öyle, Instagram'da öyle. İnanılmaz pazarlama gereçleri. Ve doğal olarak kendi aralarında rekabet içindeler. Şimdi Twitch daha başladığında diyeyim, hani dünya üstünde tek seçenekti. Özellikle PC yayıncıları tarafından tek seçenekti. Tabii doğal olarak mesleğe herkes hemen hemen orada başladı. Zaman içinde Facebook kendi altyapısını güçlendirdi ve yani canlı yayın olanaklarını da arttırdı. Önce kimse şeyi düşünemedi, yani Facebook yaş segmenti olarak daha yüksek yaş segmenti kullanıyor, pek olmayacak sanki filan dediler. Ama Facebook doğru bir stratejiyle davrandı. Twitch'ten bazı isimleri transfer etti. Ben şu anda şunu görüyorum, yani amatör olarak yayına başlayan kişiler Twitch tercih ediyorlar genel olarak. Fakat oturmuş kitlesi olan kitle yönetim cihazı şeylerini, gereçlerini kullanmayı artık profesyonel anlamda isteyen 5-10 yıllık hedefleri olan yayıncılar yavaş yavaş Facebook'a doğru geçmeye başladı. Sebebi de şu, sunulan aplikasyon altyapısı onların bu community management dediğimiz hani şeyi, kitlelerini yönetme ve içerik yönetme ihtiyaçlarını daha çok karşılıyor. Ha ne olur, Twitch'te belki yarın öbür gün farklı bir atak yapar, bu gereçleri farklı versiyonlarını Twitch'te sunmaya başlar. Şu ana kadar tekel olmasının lüksüyle rahat davrandı. Rahattı tabii yani, ama şey, bunu herkes yapar. Yani bütün firmalar yapar şimdi. Dolayısıyla şey değil yani, hani bu bir hani iş hatası diyemeyiz. Şimdi bundan sonra o da kendi katmanını geliştirmek zorunda. Sonuç olarak ikiye ayrılacak. Facebook büyük ihtimal şey gibi, hani cable TV gibi konumlanacak bir müddet sonra. Kendi hedef segmenti kemikleşmiş ve hani marka sadakat yüksek bir segment. Twitch daha böyle hani kariyere yeni başlayan veya çok büyük rakamlara erişebilen influencerların, yayıncıların var olduğu bir alan olacak. İkisi de kendi iş modellerini yürütecekler. Birisi kazanır, çok zor yani. Biri daha fazla. Yani bu rekabet bize yarayacak sonuçta. Bize yarayacak tabii ki. Yani oyuncular için, hani yayıncılar için. Aynen. Biz kazançlıyız yani. O zaman her zaman kazanır. biz her zaman kazanıyoruz. Peki şunu da sorayım. Yeni başlayan yayıncılar için ne tavsiye edersiniz? Hani şu zamanda şöyle bir şey yaparsanız daha kolay öne çıkarsınız ya da şöyle yaparsanız daha kötü etkileri olur gibisinden. Ya şöyle, bana kalırsa yayıncılığın 3 yolu var. En kolay yolu var bir tane. O ömrü çok kısa oluyor. Sansasyonel bir şeyler yapmak. Veya yayıncılığı oyunculuk slash mankenlik, modellik zannetmek, bunun bir geleceği yok. İkinci, içerik üretmeden çok uzun sürelerde yayın yapmak. Grinding denilen şey. Orta vadede okey ama yani içeriğiniz güçlü değilse ne yazık ki uzun vadede şey, yüksek izleyici ve takipçi ve abone kaybedersiniz. Üçüncüsü çok zor. Geçmiş donanımınızdan gelen içerikle çok uzun süreler çok yüksek frekanslı yayın yapmak. Bunu da ben söylemiyorum. Bu yani benim ilgi alanım ama tabii ki profesyonellerden öğreniyorum. Kimden öğreniyorum? Pintipanda, Can Sungur, Easter Gamers TV. Onlardan öğrendiğim şey bu benim. Üçüncü çok zor bir yol. Çok kalıcı bir yol ama zaten belki görmüşsünüzdür. Facebook'a transfer oldular üçü de. Ve bütün kitleleri onlarla birlikte büyüyerek geçti. Bu tabii inanılmaz bir çalışmanın sonucu. Çünkü ben biliyorum hani günde 20 saat çalışıyorum. Gerçekten. Herhangi bir meslekte kural neyse yayıncılıkta da kural o. Tam konsantrasyon, gerçekten hani gönül vermek,
tırnak içinde. Tam dedication yani, başka çaresi yok. Ve ben hani bu üç yayıncıyı izleyerek çok fazla şey öğrendim. Tamamen fokuslular, tamamen işlerine odaklılar. Bir sonraki adımlarını düşünüyorlar ve daha da önemlisi ikinci, üçüncü jenerasyon yayıncılar network kitle bloklarını kontrol etmeye. Yani artık tek mecrada değiller. Facebook'ta varlar, YouTube'da varlar, Instagram'da varlar. Geri planda inanılmaz bir mühendislikleri var. Tabii moderasyon destekleri de var ama self-created content dediğimiz şey tek insan işi, tek adam, tek kadın işi. Onu da gerçekten işlerini çok iyi bilenler. Bu işe başlayacak olanlara benim, bizim yayıncılarımızdan, bizim Gaming İstanbul'un partneri olan yayıncılarımızdan, işte Kalkel etkinliklerinde beraber çalıştığımız yayıncılarımızdan öğrendiğim şey var. Bir kere özel hayatı unutuyorlar. O net. Oyunları çok sevmeleri lazım. Yani ama öyle böyle. Yani gerçekten çok sevmeleri lazım. Ve şey, inanılmaz bir çalışma temposuna, biz oyunlarda grinding deriz yani. Aynı şeyi milyonlarca defa yapıp aslında farklı bir sonuç ummaktır grinding dediğimiz şey. İnanılmaz uzun saatler çalışmaya, bunu yıllarca yapmaya hazır olmaları lazım. O zaman gerçekten meyvelerini topluyorlar. Yani gerçekten başarılı oluyorlar. Ha, bu adamlar, bu kadınlar başka işe girselerdi bu performansla onun da tepesinde olurlardı, onu da söyleyeyim. Hani bu arada bizim üç hani genel olarak çalıştığım genç arkadaşların ismini zikrettim ama yani bir yerde işte Ferit var, bir yerde Kemal var, hani Jahreyn var zaten adam yani hani şey, tabii, tek başına televizyon kanalı zaten filan. Hani onları şey, hani birebir bu sohbeti yapmadığım için ama gözlemlediğim, tanıdığım için filan, bu insanlar çok çalışıyorlar. İnanılmaz dedikasyonla çalışıyorlar, özel hayatlarını bir kenara atıyorlar, en de sonunda bunun meyvesini de topluyorlar. Yani çok çalışmaktan başka bir yol yok. Ve kendini geliştirmekten eriştiriyoruz. O zaman buradan bizi izleyenlere söylemek istediğiniz son bir şey varsa. Bugüne kadar Gaming İstanbul'un kapılarından giren herkese bir kere teşekkür ederim. Çünkü şey, kuyruklarımız bizim yani kilometreyi aşar genelde. Sabah 4'te gelen oyuncularımız var. Yani ilk kapıdan girmek için. Ya bu büyük bir aşk gerçekten öyle. Yani hani şey, yani futbol aşkı gibi bir şey. Öncelikle hani bugüne kadar bize destek veren hani amatör, profesyonel herkese. Çünkü en de sonunda şunu söyleyeyim. Yani fuarları biz yönetiyoruz. Belki fikri biz yaratıyoruz. Ama o markayı yani Gaming İstanbul'u yaratan şey oyuncular ve profesyoneller, markalar, katılımcı firmalarımız. 5 yıldır da onlar da gerçekten bizimle hani omuz omuza çalıştılar. Çoğunlukla Güneş'i beraber karşılıyoruz günlerce o fuarı yapabilmek için. Çok büyük bir fuar gerçekten. Ya herkese bir şekilde destek olmuş, gelmiş, ziyaret etmiş, Battle Royale oynamış, birbirine vurmuş filan herkese çok teşekkür ederim. Bu sene de bekliyoruz. 30 Ocak 2 Şubat'ta neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Evet yani 30 Ocak 2 Şubat'ta gerçekten hani birazcık oyun oynamayı seven herkesi bekliyoruz. Çünkü bir algı vardır. Yani hani bilgisayar oyuncusu, konsol oyuncusu, hani onlar kendi içlerinde bir gruptur. Gaming İstanbul'da biz hani oyunla ilgili her şeyi çatının altına toplamaya çalıştık. O yüzden mesela masaüstü oyunlar grubumuz da orada olacak. Yani RPG oynayacaklar falan. Kids Park'ımız var. Orada çocuklar kendi oyunlarını oynayacaklar. Yani cosplay alanımız var. Cosplay yarışması yapılacak. Sektör profesyoneller için B2B alanımız var. Aylar öncesinden toplantılarını alıyorlar. Orada iş geliştirme yapıyorlar. Oyun sektöründe profesyonel, genç profesyonel veya profesyonel olmak isteyenler için GIS Developer Conference, geliştirici konferansımız var. Orada dünyadan bir sürü isim getiriyoruz. Geliştiricilerle buluşuyorlar, deneyimlerini, bilgilerini aktarıyorlar. Beraber workshoplar yapıyorlar vesaire filan. Bu arada var yani. 4 gün yetmeyecek ama ne yapalım, 4 gün. Artık önümüzdeki sene bir 4 gün daha yavaş tamam, yavaş. Ama belki festival haline gelebilir. İnşallah. Evet arkadaşlar, Meriç Bey'le olan röportajımızın sonuna geldik. 30 Ocak ve 2 Şubat arasında oyuna merak salmış herkesi, eğlenmeyi isteyen herkesi Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Şuradan ya da şuradan da bize abone olabilirsiniz. Herkese teşekkürler.